İslam'da kadının yaşadığı yerden 90 kilometre uzağa tek başına gitmesi caiz olmadığını biliyorum. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde kervanlarla gidildiği için kervanın yolda saldırıya uğrama ihtimali fazla olduğu için böyle bir hüküm getirilmiştir. Şimdi ise uçakla araç vasıtasıyla gidiliyor. Bu hüküm kalkmıştır, geçerliliği yoktur diyorlar. Sizce bu ne kadar doğru? Şimdiki hükmün üzerine bina edilmiş olduğu illet vardır. İllet hükmün varlılığını gerektirir. İllet yoksa hüküm de yoktur. Ancak bir de hikmet vardır ki hikmet hükmün varlılığını gerektirmez. Ve bir hükmün birçok hikmeti de olabilir. Hikmet zamana göre de değişebilir. Eğer biz kadının seferi bir mesafeye mahremsiz gitme hükmünü yani gidememe hükmünün illeti kervanlara saldırılma olarak söylenirse ki bu öyle bir illet kitaplarda mezkur değildir. O zaman bu illet yoksa hüküm de yok denir. Ama bu belki hikmetlerden bir tanesidir. Kadının mahremiyetini muhafaza edebilme adına Hanefi fıkhına göre mahremsiz gitmesine izin verilmemiş. Seferin bizatihi kendisinin bu konuda illet olarak kabul edilmesi. Ki artı Allah-u Azimüşşan'ın fiili Mevla Hakim'dir. İmam Rabbani de buyurduğu gibi fiilül hakim la yahlu an hikme. Hakim olan Allah'ın fiili hikmetten hali değildir. Hikmetten soyutlanmış değildir. İlla ki bir hikmet vardır. Dolayısıyla Mevla'nın bir takım emirleri veya nehilerinde birçok hikmet vardır. Ama biz o hikmetlere vakıf olmasak da elbette emirleri yerine getirmemiz gerekir. Nehilerden de kaçınmamız gerekir. Dolayısıyla hikmet olarak söylenecek çok şey olabilir. Şu hikmet vardır, bu hikmet vardır veya birileri bunu çoğaltabilir. Ama mesele fıkhi olarak eğer illeti bulamadıysak veya illet bize gelmemişse, illeti mensusa şeklinde değilse, nas olarak gelmemiş veya fukahanın talep ettiği illet o değilse hükmü hikmete bağlamayacağız. Nerede kaldı ki sadece kervanların saldırılması vesaire olarak değil, bir takım kazaların olduğunu görüyoruz, duyuyoruz veya bir takım terör faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz veyahut da velev ki uçak dahi olsa orada yapılacak olan bazı muamelelerden dolayı bir takım sıkıntıların olduğunu da duymaktayız. O yüzden şer-i şerif belli bir kural getirmiştir. Bir kadın seferi olan mesafeye mahremi bulunmadan gitmesine Hanefi fıkhınca izin verilmemiştir. Burada isterse bu mesafeyi arabayla yapsın gitsin, isterse uçakla gitsin, isterse kervanlarla gitsin, ne olursa olsun bu manadadır. Bu konuda farklı yorumlar yapan vardır. Fukaha'dan da vardır, farklı şekilde tahlil yapan da vardır. Ancak biz fetva kurulu olarak, İsmaila Fetva Kurulu olarak bu konuda uçak veyahut da binek ayrımı yapmıyoruz. Ne olursa olsun seferi olan bir mesafeye kadının gidemeyeceğini söylüyoruz. Ama tabii bu konuyla alakalı hadis-i şerifler olduğu gibi bunun genelleştirilmesi içtihadi bir meseledir. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Farklı görüş sahipleri çok kötü bir şey yaptı şeklinde bir algı da değil. Ama bizim bu konudaki fetva net olarak bu şekildedir. O yüzden meseleyi irdelerken de tamamıyla işte rahatlık vardır, şu vardır şeklinde değil. Bakın aynı meseleyi seferlik konusunda da düşünebiliriz. Bir insan sefere bir mesafeye gittiği zaman 4 rekatlı namazları 2 rekat kılacaktır. Peki bunun gerekçesi nedir, illeti nedir? İşte eğer meşakkattir derseniz birçok insan sefere çıktığı zaman huzur buluyor. Birçok insan sefere gittiği zaman neşe içinde oluyor. Yani o onun için bir Bir meşakkat değil, rahatlık oluyor. bir rahatlık oluyor. Veyahut da sefere gitmek günümüzde işte lüks vasıtalarla oluyor, uçakla oluyor. Rahat oluyor. Eski bir manada sıkıntı söz konusu değildir. O zaman meşakkat yoktur. Meşakkat yoksa, eğer illet meşakkatse seferlik diye bir hüküm de yoktur sonucu. Oysa böyle demiyoruz. Seferin bizatihi kendisi illettir. İster o kişi için meşakkat olsun veya olmasın, bir insan seferi bir mesafeye gittiyse 4 rekatlı namazları 2 rekat kılacaktır Hanefi fıkhına göre. O yüzden hakeza bir kadın seferi olan bir mesafeye gerek uçakla dahi olsa gerek arabayla dahi olsa mahremsiz gitmesine izin verilmemiştir. Biz hikmet vardır diyoruz Rabbimiz. Hikmet şüphesiz birçok hikmetleri vardır ki bunları yani sayacak olursak vaktimiz de buna müsait değildir Evet hocam. zaten.